Evet, reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyur hocam. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki çıkmaz şuradan kaynaklanıyor. Bu ideolojik bir savaş aslında. Almanya'nın iki savaş kaybederek yapamadığını o günkü hükümetleri, bugünkü veyahut da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki hükümetleri savaşmadan şu anda gerçekleştirmiş durumdalar. Avrupa Birliği'nin özellikle Eurozone dediğimiz Euro para birimi bölgesi, 19 ülkenin oluşturduğu, tamamen Almanya'nın çıkarlarını koruyan, Almanya'nın gittikçe daha da güçlenmesini, Almanya'nın verdiği cari fazlanın gittikçe daha fazlalaşmasını, Almanya şu anda aldığından yanlışım yoksa %30 daha fazlasını satıyor şeye, Avrupa Birliği üyelerine. Sürekli olarak da bu cari fazla büyüyor. İdeal olarak Avrupa Birliği'nin üyeleri arasında bunun dengelenmesi gerekir. Ama böyle bir dengeleme yok. Bunun için bir çalışma da yok. Şimdi nedir sistem orada? Tamamen ideolojik bir saplantıyla başlayan dört tane özgürlük var. Sermayenin, emeğin, ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı. Şimdi 7.500-8.000 euro ile Bulgaristan, Romanya'dan bahsediyorum. 50-60-70.000-80.000 euroya varan batıdaki ülkelerin gelirleri arasındaki uçurum, yani 10 misline varan bir fark var. Dolayısıyla hem makro bakımdan hem mikro bakımdan çok farklı ekonomilerin bir araya geldiği bir topluluktur. İsmi Avrupa Birliği'dir ama aslında Avrupa Birliği birlik değildir. Avrupa Birliği bir devletler topluluğudur. Piyasasını birbirine açmış olan devletler topluluğudur. Avrupa Birliği'nin birlik olabilmesi için ki Maastricht kriterlerinde böyle bir amaç yoktur. Ekonomik ve politik bir birliğin oluşması gerekir. Politik birliğin oluşabilmesi için ortak bir politik iradenin oluşması gerekir. Bunların hiçbiri yok. Aslında Euro para biriminin bile oluşturulmuş olması çok büyük bir beceriyle ortaya konmuş. Aslında Maastricht kriterlerinde böyle bir şey yok. Bunu sağlayacak bir ne öngörü vardı, ne şartların hazırlanması için, koşulların hazırlanması için bir takım stipülasyonlar vardı. Hiç öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla para birliği sağlandı parasal bakımdan 19 ülke arasında. Bu neyi sağladı? Bu devalüasyon tehlikesini ortadan kaldırdı. Yani Almanya kendi para birimi olarak Euro'yu kullanıyor. Devalüasyon riski ortadan kalktı. Çünkü artık parada olmuyor devalüasyon. Nerede oluyor? Almanya diyor ki rekabet gücünüzü kaybetmişseniz sosyal harcamalarınızı kesiniz, bütçe açığınızı kapatınız, borçlarınızı azaltınız. Bunu yapabilmek için de kamunun elindeki mal varlıklarından satarak kurtulunuz, bütçenizi denkleştiriniz. Bunlar zayıf olan, zayıfiyet içerisinde olan ekonomileri daha da zayıf hale getiren, harcama kapasitesini azaltan ve mevcut işsizliğin daha da yükselmesine sebep olan, sosyal bakımdan kabul edilebilir olmayan bir yolun içerisine sokuyor sizi. Zayıf hükümetler olarak bakıyorum. Ama Almanya bakımından parasal devalüasyon ortadan kalkmıştır. Sosyal devalüasyon vardır artık. Emeğin maliyetini, emeğin fiyatını düşürmek suretiyle rekabet gücünüzü artırın diyor. Bunu nasıl yapıyor? Bir merkez bankası var ve o merkez bankası egemen bir merkez bankası olarak lender of large sort dediğimiz, yani bir örneğin hangi ülkede? Japonya'da. Japonya'daki bir banka sıkışması halinde en son gideceği ve böyle bir sıkıntım vardır, bana borç verir misiniz dediğinde kapısını çalacağı banka Merkez Bankası'dır. Şu anda İtalya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın 19 tane Eurozone bölgesinden bahsedelim en azından. Kapısını çalıp da sıkıntıya girdin bana para ver diyebileceği bir banka yok. Daha da kötüsü, her bir egemen gibi görünen, örneğin İtalyan Merkez Bankası'nın, Fransız Merkez Bankası'nın, İspanyol Merkez Bankası'nın, kendi devletlerinin çıkardığı bonoların gün gelir de ödenmezse kimin tarafından ödeneceği de belli değil. Halbuki devlet bonosu, egemen bir devletseniz eğer, egemen bir devletin çıkardığı ve ödeme taahhüdünde olduğu bir evrak olarak hiç kimsenin kuşku duymadığı en değerli evraktır. Yani riski en az olan, dolayısıyla en düşük faizle devletin para piyasalarından fon alabileceği ve bunu yatırımda kullanabileceği bir evraktır. O evrak da şu anda Almanya'nın sırf kendi çıkarlarını koruyan ama bir birlik olmadığı için en azından mali bir birlik,
ortaya konulamadığı için. Ekonomik bir birlik zaten hiçbir zaman olmadı. Ve bugünkü politik yapısıyla da olması mümkün değil. Çünkü öyle bir iradeyi ortaya koyacak politik görüş zaten çıkamaz şu anda. Çünkü 7.000 euro ile 75 bin euro arasında değişen bir gelir yapazisinde her bir ülkenin kendi şartları, kendi çıkarları farklı bir politikayı öngörüyor. Veyahut da ona sıkı sıkı tutanmasına neden oluyor. Sonuç itibariyle küçüğün veyahut da zayıf olanın, daha doğrusu gelişmemiş olanın asla ortalamayı yakalama imkanı olmayan bir yapı ortaya çıktı. İngiltere'nin dahi dayanamadığı, haklı olarak dayanamadığı ve Merkel vizyonsuzluğu nedeniyle bu seçimi tekrar kazanacak Merkel. O ayrı bir paradoks. Ama Merkel'in vizyonsuzluğu nedeniyle İngiltere gibi bir ülke Brexit'e oy veren insanları bu kadar yüksek orana çıkardı. Ve İngiltere şu anda ilk büyük kırılmayı Avrupa Birliği'ne sağlıyor. İngiltere için de iyi olmayacak. O başka bir programın konusu. Ama değil mi ki İngiltere bu duruma geldi ve ayrılıyor? Niye ayrılıyor sorusu. Evet, siz emeğin serbest dolaşımını bu kadar kontrolsüz bir şekilde serbest bırakırsanız bir ideolojik sapıklık yüzünden bunu gerçekte ekonomi hiçbir zaman kaldıramaz. İngiltere kaldıramıyorsa bunu diğerleri hiç kaldıramaz. Almanya bundan niye şikayetçi değil sorusunu sorabilirsiniz. Çünkü Almanya'da aslında diğer ülkelere karşı takındığı liberal görüşe, serbest piyasa ekonomisinin kurallarına çok sıkı sıkıya sarılıp gibi görülürken kendi içinde uyguladığı politikalar tamamen sosyal. Sosyalizmin en güzel uygulamasıdır Almanya. Almanya'ya yabancı işçi akını yok denecek kadar azdır. Çünkü Almanya eğitime dayalı, bilgiye dayalı, bilgi birikimine dayalı bir üretim gerçekleştirdiği için ve üretimi ağırlıklı bir ekonomi olduğu için zaten ucuz iş gücünün gidebileceği sahalar çok az. Bunun dışındaki Alman işçisinin ucuz iş gücüne emeğini kaybetme ya da işini kaybetme gibi bir riski diğer ülkelere göre göreceli olarak daha az. Nereye gidiyor iş sonunda? Almanya bu işten menfaat sağlarken, satışlarını arttırırken devalüasyon tehlikesi olmayan bir para birimi ama aynı zamanda Deutsche Mark kalsaydı tedavülde çok daha güçlü bir para birimi olacaktı. Almanya ihracat bakımından daha zor ihraç edebilen bir ülke olacaktı. Paranın değerinin Deutsche Mark'a göre göreceli olarak daha düşük olması şu anda. Çünkü diğer 19 ülkenin ekonomileri de biraz sulandırıyor değeri. Almanya'ya tekrar avantaj sağlıyor. Yani nereden bakarsanız bakın, hangi pencereden bakarsanız bakın, Almanya'nın çıkarlarını sıkı sıkıya koruyan, diğerlerinin çıkarlarını göz ardı eden ve hiçbir zaman politik bir birliği, ekonomik bir birliğin oluşmasına imkan vermeyecek bir bencillikle kurgulanmış demeyeyim ama en azından bugünkü oluşum haliyle bu durumda olan bir Avrupa Birliği var. Fiskal Union dediğimiz mali birliği oluşturmaya çalışıyorlar. Macron bunun şu anda liderliğini yapıyor. Zaten Avrupa Birliği biliyorsunuz Almanya ile Fransa'nın birlikteliğinden ortaya çıkan bir eser. Fransa sosyalist bir görüşte geri kalmış olan ülkeleri veyahut da ülkelerin geri kalmış olan bölgelerine biz bir kalıcı gelir aktarımını nasıl yapabiliriz? Avrupa Birliği'nin bir bütçesi olursa yapabiliriz. Yani mali bütçenin Avrupa Birliği bazında olması ve 19 tane Eurozone bölgesinin ülkelerinin ayrı ayrı bütçe yapması yerine ki o bütçeyi de Almanya'nın aralığıyla sınırlandırılmış milli gelirinizin %3'ünden daha fazla açık veremezsiniz. Milli gelirinizin %6'sından fazla da borçlanamazsınız. Her taraftan eli kolu bağlanmış olan az gelişmiş veyahut da Almanya kadar gelişememiş ülkeler nasıl gelişeceklerdir sorusu yok. Bu sorunun cevabını şu anda ne ideolojik olarak bulabilirsiniz ne sosyal olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla gittikçe yapısal görünür çatlaklar İngiltere dışında Brexit olayıyla belki ağırlık kazandı biraz ama görünmeyen altta derinden yürüyen çatlaklar daha da büyüyor. Yani büyük bir depremin ön hazırlıklarıdır diyebilirsiniz. Bu şartlarda, bu koşullarda Kıbrıs'ın genelde bir bütün olarak, Kuzey Kıbrıs'ın özelde bir yeri olabilir mi Avrupa Birliği içerisinde? Asla olamaz. Ne Kıbrıs'ın güneyinde ne Kıbrıs'ın kuzeyinde. İnsan sermayesinin düşünebilme kapasitesine baktığımızda, varlıklarına sahip olabilme yeteneğine baktığımızda, bu varlıklardan bir artı değer yaratma tarihine baktığımızda, geçmişe, siciline, maalesef rakamlar hiçbir şekilde Avrupa Birliği içerisinde bize bir şans vermiyor. Güney Kıbrıs Malta kadar başarılı olamamıştır.
ki Malta'nın varlıkları, doğal varlıkları, bulunduğu konumu Kıbrıs'a göre çok daha şanssız. Dolayısıyla bu yalnız elinizdeki varlıkların kalitesiyle de ilgili değil. Bu tamamen aklınızı kullanabilme, insanlarınıza iyi bir eğitim verebilme, düşünen insanları yaratabilme ile ilgili. Biz düşünemeyen kalıplar içerisinde sokulmaya hazır, ister kilise tarafından, ister cami tarafından, ister hükümetler tarafından, ister sol dogma tarafından, ister sağ dogma tarafından. Kalıplar içerisinde sokulmaya hazır ve onu tek doğru olarak gören insanlar topluluğundan oluşmuş bir Kıbrıs adası var. Zaten şanssızlığımız burada. Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman biz girsek ne olur? Bugünkünden çok daha kötü mü olursunuz? Bundan daha kötü olabilir mi diye düşünüyorum. Senaryonun nasıl sonuçlanacağına bağlı öngördüğümüz senaryonun. Ama girdiğimiz günün ertesinde biz Euro'ya geçeceğiz gibi bir üzücü açıklama veyahut da böyle bir talepte bulunma maalesef hiçbir aklın, düşünen aklın kabul edebileceği bir talep değil. Bugünkü hükümet yapısı, bugünkü meclis yapısıyla ve varlıklarımıza bugünkü kadar ince böyle cımbızla tutan bir anlayışla baktığımız takdirde 20 değil 40 sene daha Euro'ya geçemezsiniz. Nasıl ki Bulgaristan hala daha geçemedi ve geçemeyecek. İkinci 7 yıl geçiş dönemine girdi. Aynı sakatlık devam ediyor orada. Dolayısıyla sizi adam edecek olan bir güç olarak görüyorsanız Avrupa Birliği'ni, hayır. Avrupa Birliği'nin başkasını adam etme gibi bir ne politik, ne sosyal, ne ekonomik iradesi yok. Tam tersine mevcut olarak şu anda girmiş olan ama yeteri kadar gelişmemiş olan ülkelerin Almanya'nın hegemonyası altında ezildiğini görüyoruz. Ve mali bütünlük sağlanamadığı, mali birlik oluşturulamadığı takdirde bu hiçbir zaman olamayacaktır. Örneğin mali birlikten sonra bankacılık sektörünün birliğinden bahsediliyor. Almanya buna da karşı çıkıyor. Karşı çıkmasının sebebi de şu. Sizin bankalarınızın yani diğer 19 ülkenin bankasının kasalarında sizin devletinizin bonoları var. O bonoların riskleri Alman devlet bonolarının risklerinden çok daha yüksek. Dolayısıyla bir bankanın zayıflaması durumunda ya da bankalar zincirinin bunun telafisi ortak bir fondan sağlanacak olan imkanla karşılanacaksa eğer Almanya sürekli olarak size fon transfer edecek demektir. Varlık transfer edecek demektir. Bu nedenle ona da karşı çıkıyor. Bu engellenemez mi? Evet dersiniz ki Basel 3 kriterlerine uymak zorundasınız. Size işte 5 yıllık veyahut da 7 yıllık veyahut da 14 yıllık bir süre 14 yılın sonunda veyahut da 7 yılın sonunda Basel 3 kriterleri uygulanır ve devlet bonoları bankaların kasalarından çıkar. Devlet bonosu artık bir varlık olarak kabul edilmiyor dersiniz. Çünkü siz zaten Almanya olarak bütün kuruluşların kontrolünü elinize geçirmişsiniz ve borçlanma yetkisini elinden almışsınız devletlerin. Yani devlet istese dahi mali genişlemeyle işsizliği azaltacağım gibi bir politikayla yola çıksa onu da yapamıyor şu anda. Çünkü milli gelirinizin %6'sından fazla bir borçlanma yapamıyorsunuz. Peki mali politika yok, para politikası yok, hiçbir şey yok elinizde. Nasıl sağlayacaksınız? O gelişememezlik çemberin içerisinde nasıl çıkacaksınız? Bunun yolu yok şu anda Avrupa Birliği'nde. Tam tersine 4 tane özgürlük konusunda İngiltere'nin istediği kolaylığı anlayışı göstermeyen Almanya Brexit'in oluşmasına sebep oldu. Arkasından Frexit gelir, arkasından E-Exit gelir ve bu devam eder gider. Bizim sorunumuz şurada. Biz kendimizi kurtaracak beyin yapısına, akıl yapısına, düşünebilme kabiliyetine ve varlıklarımıza sahip çıkma iradesine sahip olmadığımız sürece bizim için kurtuluş yok. Çünkü kimin gelip aldığı önemli değil. Bizde değilse varlıklarımızın kontrolü, yönetimi ve bu varlıklardan katma değer yaratacak, toplumsal faydayı maksimize edecek bir üretim yapısı oluşturamıyorsak eğer biz kendimiz, bunu bize başkası gelip yapmayacaktır. İster bunu ana vatan olarak gördüğünüz Türkiye deyin, ister yarın girmeniz durumunda hayranlıkla baktığınız ama tamamen ideolojik savaşlarının en şiddetlisinin şu anda yaşandığı ve güçsüzün, gelişmemiş olanın asla kalkınma şansı olmayan küçük bir parantezde 19 Eurozone, Euro para birimi bölgesi genelde de 28 ülkenin oluşturduğu Avrupa Birliği. İsmi birlik ama hiçbir zaman siyasi bir birlik olmadı. Askeri bir birlik zaten olamayacak.
Mali bir birlik olma zorunluluğu var. Macron son derece doğru, sosyalist bir bakış açısıyla bunun olması gerektiğini söylüyor. Almanya da diyor ki bunun karşılığında senin işçi işsiz sayın benimkinin 2,5 katı. Fransa diyor ki %1 olan Avrupa Birliği bütçesini tüm ülkelerin bütçelerinden %1 kaynak aktarılıyor ve Avrupa Birliği'nin bütçesi oluşuyor. Bir %1 daha kesinti yapalım ve bunu işsizlik fonu olarak oluşturalım. Ve Avrupa Birliği'ndeki hat safhaya gelmiş artık sosyal ve politik bakımdan kabul edilemez olan işsizlik oranında bu insanlara bu işsizlik fonundan katkı sağlayarak tekrar bunların tüketmesini, tüketim sonucunda üretimin artmasını, üretimin artması sonucunda yatırımların artmasını ve istihdamın artmasını sağlayalım. Çünkü içinden çıkılmaz bir kısır döngünün içerisinde girmiş durumdayız diyen zayıflara ya da Almanya'ya kadar gelişememiş olanlara veyahut da cari açık verenlere, ticaret açığı verenlere Almanya nein diyor. Olmaz o iş. Peki bizim yerimiz ne orada? Yani bu akılsızlıkla, bu bilgisizlikle, bu toplumsal bilincin oluşmadığı veyahut da yerlerde süründüğü bu sığ düşünce yapısıyla bizim yerimiz Avrupa Birliği'nde nerede? Bizim yerimiz Türkiye ile entegre olmuş, entegrasyon hayali gören bazı düşünme özürlü siyasilerin deyimiyle yerimiz Türkiye ekonomisi içerisinde nerede? Biz hiçbir yerde olamayız. Biz insan gücümüzün eğitim seviyesini yükseltmediğimiz sürece dünyanın en iyi eğitimini hedef olarak ortaya koyup bunun gereklerini yerine getirmediğimiz sürece kamusal olarak parası olanın iyi eğitim aldığı, parası olmayanın cahil olarak kaldığı, elinde diploması olan ama maalesef hiçbir becerisinin gelişmediği, aklını yeteri kadar kullanamayan bir insanlar topluluğu yarattığınız zaman yabancı sermaye dahi gelmez size. Çünkü kullanacağı sonuçta emek ya da insan gücü sizin çok sınırlı olarak eğittiğiniz ya da kaliteli olarak eğitmediğiniz insan gücünüzdür. Dolayısıyla geriye dönüyoruz tekrar sıfır noktasına. İyi bir eğitim hedef alınmalıdır. O iyi eğitimle insanlar topraklarına bağlı bir şekilde mevcut kaynaklarını nasıl çalıştırabilirler? Ucuz emek gücünün dışarıdan getirilmediği, kendi insanımızın emeğinin kullanılarak üretildiği ve o üretimin değerlendirilerek, katma değer haline getirilerek yurt dışına satıldığı bir üretim modelinden bahsediyorum. Bu ancak toplumsal bilinci yüksek olan sosyalist bir felsefeye inanmış ve bunun gereklerini de yerine getirebilecek kadar iradesi oluşmuş olan bir politik güçle olabilir. Bu oluşamadığı sürece, halk bunu oluşturmadığı sürece ve bugünkü halinde memnun olduğu sürece bizim söylediklerimizin hiçbir anlamı yok. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanları, Kıbrıslı Türkleri hiçbir güç kurtaramaz. Çünkü biz kendi kendimizi kurtarmak için bir irade ortaya koymuyoruz. Böyle bir düşünce içerisine girmiyoruz. Bunun farkına vardığımız gün taşın altına elimizi koyarız. 43 yıldır yaptığımız hatanın bedelini de ödemeye hazır olarak bu iradeyi ortaya koyarız. Ve görürsünüz 10-15 yıl içerisinde çocuklarımıza pırıl pırıl kendi ayakları üzerinde duran, tanınmamış olsa dahi Rumlar bizimle federal bir ya da konfederal bir çatı altında paylaşıma hazır olmasa dahi ki şu anda hazır değiller, hiç kimseye mahkum olmadan bilgisini, teknolojisini, hizmetiyle veyahut da ürünüyle satan kendi varlıklarını havadan elde ettiği, topraktan elde ettiği ve sudan elde ettiği varlıklarını yüksek katma değerle dünya piyasasına sunabilen bir ülke haline geliriz. Evet, bunun için ilk önce akıla ihtiyaç var. Sonra yurt sevgisine ihtiyaç var. Toplumsal çıkarlarını, kişisel çıkarlarını önde tutabilen insanlar üretmek durumundayız. Bu insanları yetiştirmek zorundayız. Evinize atmadığınız çöpü arabadan gelirken atıyorsanız eğer, evinizin önüne park edilmesini istemediğiniz yabancı bir arabanın, sokakta gelirken siz canınızın istediği yere arabanızı park ederek trafiği tıkayabiliyorsanız, siz bencil, hayvan gibi yaşayan, hayvan gibi düşünen bir varlık haline gelirsiniz. Halbuki insanı hayvandan ayırt eden tek şey, genlerinde sosyal yaşamın gereklerini yerine getirebilecek bir kodun olmasıdır. Biz toplu yaşayan insanlar değiliz. Biz toplumsal yaşayan insanlarız. Toplumsal yaşayabildiğimiz için insanız. Ama maalesef bu şu anda aldığımız eğitimle, olan genlerimizle herhalde mutasyonla kaybediyoruz. Ve sonuçta geldiğimiz nokta hep birilerinin bizi kurtarması ve kolay yoldan, ucuz yoldan, hiç emek harcamadan, bedel ödemeden kurtulmayı düşünüyoruz. Kurtulamayız.
toplumsal olarak düşünmediğimiz sürece, toplumsal çıkarlarımızı, menfaatlerimizi koruyacak bir düşünce yapısına girmediğimiz sürece biz kurtulamayız. Dolayısıyla siyasi bakımdan baktığımız zaman önümüzdeki alternatifler nedir diye, ne yaparsanız yapın, isterseniz federalizmle başlayalım. Federalizmin bugün yürürlüğe girebilmesi ve federal bir çatı altında Kıbrıs Rumların ve Kıbrıs Türklerin bir ortak yönetim yapısı altında ulusal bir kimliğin oluşturulabilmesi için bir geleceğe aynı vizyondan bakan bir insanlar topluluğu haline gelebilmesi için ilk önce birbirimizi eşit olarak kabul etmemiz lazım. İkincisi paylaşabilmemiz lazım. Yönetimi de varlıklarımızı da. Çünkü federalizmin birinci koşulu teorik olarak küçük olanın, gelişmemiş olanın, zayıf olanın güçlü karşısında pozitif ayrımcılıkla eşit duruma getirilmesidir. Sayısal rakama bakarak sen benim kadar başkanlık hakkına sahip olamazsın, sen benim kadar kurumlarda söz sahibi olamazsın, sen benim kadar bunlara sahip olamazsın dediğiniz anda zaten federasyon kelimesini bu görüşmelerden çıkardınız demektir. Peki federasyonu çıkarıyorsak eğer, çünkü bizimle bu kadar paylaşıma hazır değil karşı taraf, ikinci alternatifiniz nedir? Daha az paylaşımı sağlayan, yani kurucu devletleri, eyaletleri, ismi ne olursa olsun ama devlet statüsünde olan kurucu birimleri daha bağımsız bırakan, onlara daha fazla yetki veren, daha az yetkiyle bu vizyonu yaratmaya çalışan bir konfederal yapıdan bahsediyoruz. Bugün Amerika'nın geldiği nokta, İsviçre'nin şu anda olduğu nokta. Bunun yanlışlığı nerede? Bunun aslında yanlışlığı yok. Aslında bugünkü şartlar olsa olsa ancak konfederal bir çözüm olabilir düşüncesini yaratıyor bende. Ama ona razı mı acaba Rumlar? Ona da razı değillerse eğer ve bugün onu da gerçekleştiremiyorsak, o zaman ayrı bir devlet olarak yolumuza devam etmek zorundayız. Ha, gün gelir 2+2'nin 14, 24, 44 olacağı bir sinerjiyi yaratabilecek bir bilinç ortaya çıkarsa, federal ya da konfederal bir yapının kurulması için engel teşkil etmeyen sizin devletiniz, o gün eşit şartlarda, eşit koşullara gelmiş, eşit güce gelmiş iki kurucu devlet olarak aynı şeyi yine yapabilirsiniz. Ama siz bir çözüme mahkum bırakılamazsınız. Siz bir çözüme bel bağlayarak ya da umut bağlayarak yapmanız gerekenleri yapmamazlık yapamazsınız. 43 yıl bu toplum bu şekilde uyutuldu. Ve çözüm olmazsa kurtuluş yoktur denildi. Ve 43 yıl geriye gide gide şu anda zaten gideceğimiz yerde kalmadı. Duvara dayanmış durumdayız. Sürdürülebilir hiçbir yapımız yok. Hiçbir sektör, hiçbir kamu sektörü, hiçbir özel sektör, hiçbir kurumumuz sürdürülebilir bir yapıda değil. Bu tesadüf mü? Hayır. Bu ilk önce bizim akılsızlığımızdan dolayı oldu. İkincisi, bize akıl verdiğini zannettiğimiz kişilerin, kuruluşların, devletlerin, buna Avrupa Birliği de dahil, maalesef doğru yönlendirme yapmadığını, gerçekten kalkınmamız, gelişmemiz için samimi olmadıklarını görüyoruz. İşte Avrupa Birliği'nin son yaptığı birkaç tane proje var. Yapısal bir sorunu giderecek projeler olmamakla birlikte, en azından benim zeytincilikle yaptığım bir proje var. Hala daha başlayamıyor. Onayladıkları halde, ama hayvancılıkta yapar gözüktükleri hastalıkların eradikasyonu gibi küçük veya da büyük başta veyahut da barınaklarla ilgili veyahut da soğuk zincirle ilgili hiçbiri sorunu çözmeye yönelik değil. Tamamen gösterme olarak oyalama, işte biz de size bu yardımı yapıyoruz ama siz adam olamadığınız için siz kalkınamıyorsunuz, siz gelişemiyorsunuz. Halbuki durum gerçek bu değil. Gerçek, yanlış olduğunu bildiğiniz bir uygulama için niye fonu veriyorsunuz? Yanlış olduğunu bildiğiniz bir uygulamanın doğrusunu niye göstermiyorsunuz? Çünkü büyük olanın, güçlü olanın, gelişmiş olanın, elinde fonları olan ülkelerin bunu yapma zorunluluğu var. Bu bana lütuf olarak verilmiş olan bir şey değil. Birleşmiş Milletler kararı vardı. Şu anda aklımda değil. Önümüzdeki programda burada ifade ederim. Gelişmiş olan ülkelerin, gelişmemiş olan ülkelere yardım etme zorunluluğu var. Ve bunu istismar ederek yapma hakkına da sahip değilsiniz. Eğer Birleşmiş Milletler'e inanıyorsak, inanabildiğimiz kadar, o zaman tersten başlayalım bu alınan kararlara.
Evet, o hiçbir Birleşmiş Milletler kararının bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Çünkü hukuk değildir Birleşmiş Milletler. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama Birleşmiş Milletler kararları bizim için bu kadar yıldır bir çözüm doğru yolu gösterebildi mi, bir çözümde katkı koyabildi mi? Maalesef koyamadı. Ya. Bir taraf devlet olarak tanındığı sürece ve anayasal bir ihtilal yaptığı halde bunu bütün dünya görmezden geldiği için evet Kıbrıs sorunu paylaşamama sorununun yanında bir uluslararası hukuk sorunudur aynı zamanda. O devleti yıkanlar, o devleti bozanlar, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin Alman profesör başkanı ayrılırken aynı şeyi söyledi ama dünya dinlemedi. Anayasal düzen Rumlar tarafından, Makaryos tarafından imha edilmiştir. Artık anayasal bir düzen yoktur dedi Kıbrıs'ta. Dünyanın başka bir ülkesinde bu olsa yer yerinden oynar. Ama Akdeniz'de sabit bir uçak gemisi olarak bulunan Kıbrıs'ta doğmuş insanlar olarak biz eksi olarak başlıyoruz hayatımıza. Çünkü bizim kontrolümüzün dışında, bizim çıkarlarımızın dışında çok daha büyük güçlerin başka çıkarları var ve hiçbir büyük güç şu anda Amerika, İngiltere, Rusya dahil bu adada gerçekten bir Birleşik Kıbrıs çözümünün olmasını istemiyor. Birleşik Kıbrıs değil, iki ayrı Kıbrıs'ı da istemiyorlar. Sorunun devam etmesinin çıkarlarına daha fazla yardım ettiği, katkı sağladığı görüşündeyim ben. Nasıl derler? Yani Maronit gibi azınlık olarak kalalım. Evet, çünkü Birleşmiş bir Kıbrıs, kendi için iç sorunlarını çözmüş olan bir Kıbrıs, bu güçlerin oyun masası olmaktan çıkar. Başka bir programda isterseniz Rusya niye istemiyor, Amerika niye istemiyor, İngiltere niye istemiyor, onları da tartışırız. Ama biz birçok eksiyle başlıyoruz hayatımıza. Dolayısıyla bu eksileri kabullenmek zorunda mıyız? Hayır. Ama bunları bilerek bir yol haritası çizmek zorundayız. Stratejik düşünebilen insanlar mevcut koşulların eksilerini ve artılarını çok net olarak önlerine koyarlar ve olabilecek kendilerinin yaratabileceği, güçlerinin yeteceği akılsal olarak, zihinsel olarak bilgi olarak, tecrübe olarak bununla yola çıkarlar. Ve bunu da yaparken tek başınıza yapamazsınız. Toplumsal konsensusu sağlamak zorundasınız. Çünkü toplum inanırsa eğer bir toplum belgesine katkı koyabilir. Ve burada ödenecek olan bedelin de adil olarak paylaşılması gerekir. Ama maalesef böyle bir anlayış şu anda görünmüyor. Evet. Peki hocam, pazartesi devam ederiz evet. Kaldığımız pazartesi yerde. Pazartesi isterseniz anayasal durumumuza bir bakalım. Niye anayasamız var ama anayasal bir düzen yoktur diyorum. Olur. Nasıl bir devlet yapısı, nasıl bir anayasa ile bugünkü şartlarda en azından kendi devlet yapımızı güçlendirebilir. İleride olabilecek federal, konfederal bir yapıya veyahut da hiç olamayacaksa eğer kendi egemenliğimizden yola devam edebiliriz. Bugün en büyük sorun egemenliktir. Evet. İngiliz İşçi Partisi egemenliğine müdahale ettiği için Avrupa Birliği'ne stratejik olarak karşı çıktı ve maalesef konservatiflerle birlikte aynı doğrultuda oy kullandı. Bu büyük bir acı aslında. Ama maalesef egemenliğine sahip çıkan insanların da Avrupa Birliği'nde Almanya'nın bunları öngörebilmesi, öngörebilmiş olması gerekirdi. Göremedi. Ve ilk büyük kırılma bu şekilde yaşandı. Biz egemenliğimize sahip çıkmalı mıyız? Evet, egemenliğimize sahip çıkmadığımız takdirde. Çünkü federalizmin veyahut da Amerika'daki konfederal yapının, bunu da inceleyeceğiz, yapısına baktığımız zaman 11. yanlışım yoksa 11. değişiklik, amendment, 9. değişiklik, her bir eyalete egemenlik bağlamında bir dokunulmazlık veriyor. Yani başka bir eyalette yaşayan kişi ya da başka bir eyalet gidip diğer eyaleti federal mahkemede dava edemiyor. O kadar egemen duruma getirmiştir eyaletleri o yapı. Bu kopma ya da tamamen bağımsız bir ayrı devlet olma anlamında değildir. Özgürleşen dünyada çağdaş hukuk anlayışı, çağdaş adalet anlayışı, en önemlisi çağdaş özgürlük anlayışı asla başkasının size müdahale etmesine izin vermiyor, verdirmiyor. Eyaletseniz dahi aynı ulusun bir parçası olarak o eyaletteki egemenlik hakkınızı, o eyaletteki varlıklarınızdan kalkınmayı nasıl sağlayacağınızı,
kime ne kadar vergi uygulayacağınızı, kalkınmayı nasıl başarabileceğinizi size bırakmıştır. Bunun karşılığında daha refah, daha huzurlu, daha müreffeh bir yaşam veyahut da daha bağımlı, daha düşük refahla, daha düşük bir huzur seviyesiyle yaşama mahkum olursunuz. Dolayısıyla egemenlik demek %100 ayrı bir devlet anlamında algılanmaması gerekir. Nitekim bu algılamalardan dolayı bizim ülkemizde özellikle şu anda çok farklı anlamlar yükleniyor. Federalizme, konfederalizme veyahut da ayrı devlete. Ne ilginçtir ki Amerikan anayasasında federalizm kelimesi geçmez. Çünkü kurucu babalar bunun tanımını gelecek nesillere bırakmıştır. Her şeyin geliştiği gibi siyasetin de geliştiği, toplumsal yaşamın değiştiği, anlamların farklılaştığı bir dünyada biz bu ismi koymuyoruz. Siz kendiniz ne uygun görürseniz bunu birbirinizi ikna ederek siz yaratacaksınız dediler. Her sene, her kongre döneminde binlerce müracaat var Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın değiştirilmesi için. 3/2 çoğunluğu bulabilirseniz ne ala, bulamazsanız gerçekleştiremezsiniz. Peki ne oldu da duran bir uçak gemisinden farkı olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde daha kuruluşunun 3. yılında bir taraf gücüyle diğer tarafa atabiliyor? Ne oldu da garantör ülkelerin hiçbiri müdahale etmedi ki esas görevleri oydu Kıbrıs Anayasası'na göre? O anayasal düzenin korunması, muhafaza edilmesi, hiçbir şey yapılmadı. Evet. Ve Rumların ihtiyaçtan doğan nedenlerle biz bunu yaptık deme hakkı varsa eğer, Kıbrıs Türklerinin de ihtiyaçtan doğan tarihsel nedenlerle haklı olarak bir devlet kurma hakları vardır. Evet, bunu nasıl yaşatacağımız, ilk önce önümüzdeki hafta anayasamıza bakarak daha netleştireceğimiz güçler ayrılığının kesin ve dengeli olduğu bir anayasaya ihtiyaç var. Şu anda bizde benim görebildiğim en büyük eksiklerden bir tanesi de bu. Evet. Haftaya bunları da masaya yatırdık evet. O zaman. Evet, bugünlük de bu kadar. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi yeniden Kanal T ekranlarında aynı saatte 15.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.